Birçok mealde Hazreti Yusuf'un rüyasında 11 yıldız, güneş ve ayı gördüğünden bahsedilirken sizin mealinizde 11 yıldız değil 11 gezegen gördüğünden bahsediliyor. Bu farklılığın sebebini izah eder misiniz? Yani niye yıldız değil de gezegen? Kur'an-ı Kerim'de yıldızı Allah necm der. Gezegenlere de şey yapar, kevkep der. Yani kevkep gezegen anlamına geliyor. Kevkebin sayısı belli. 11 tane kevkep, 11 tane gezegen var. Bugün gerçi astronom bilmeniz bu konuda kesin bir sonuca ulaşabilmiş değil. Yani bir 11 diyorlar, bir başka rakam söylüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim bunların 11 tane olduğunu çok net bir şekilde bize anlatıyor. Saffat suresine baktığımız zaman 6. ayetinde diyor ki en yakın göğü kevkep süsleriyle süsledik diyor. Mesela o Yusuf Aleyhisselam'ın orada güneş, ay ve kevkepleri yani gezegenler. İnni ra'aytu ahada aşara kevkeben diyor. Yani 11 tane kevkep. Allah-u Teala Vaka suresinde de şey yapıyor. Yıldızların bulunduğu yerin önemine de vurgu yapıyor. Mesela fela uksim bi mevakiyen nücum diyor. Evet. Yani yıldızların bulunduğu yere yemin ederim diyor. Yıldızların bulunduğu yer şey o meleklerin olduğu göklerin ve yerin idaresiyle ilgili görev taksimatının yapıldığı yer. Onu da Allah-u Teala anlatıyor Vaka suresinde. Ondan sonra işte surenin 74. ayetinde bunu şey 75. ayetinde söylüyor. Ve innehu lekasemun lev te'alemune azim. Bilseniz bu çok büyük bir yemindir. Yani o yıldızların olduğu yer çok önemlidir diyor. İşte mesela orada burçlar ifadesi de geçer Buruç suresinde. Dolayısıyla bütün bunlarda yani yıldız şeyler dünyaya en yakın bölgede gezegenler güneş ve ay yani yedi kat göğün bir çeşit kapısı gibidir. Ondan sonraki bölgede yıldızlar vardır. Ondan sonraki bölgede de ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı katlar. Yani bugün işte astronomi en fazla yıldızların bir kısmını ancak gözlemleyebiliyor. Yani birinci kat sema konusunda da bu birinci kat semanın ağzında yer alan gezegenler konusunda da henüz çok kesin bir sonuca varılmış değil. Evet. Onun için biz buna gezegen diyoruz. Yani kendi kafamıza göre değil, ayetlere göre. Yusuf suresi 4. ayetin hemen altına yazdığımız dipnotu okumak istiyorum ilave bilgi olarak. Yani fark şuradan kaynaklanıyor. Yusuf suresi 4. ayette geçen kevkep kelimesi gezegen anlamına geliyor. Birçok mealde bu kelimeye yıldız anlamı verilse de Kur'an'da yıldız için kevkep değil necim kelimesi kullanılır. Zaten bu başlıkta bir sure de var. 53. sure Necim suresi. Ve necmi idâ hevâ diye başlıyor. Nitekim kıyamet yani mezardan kalkış öncesinde yıldızların söneceğinden bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Nerede? Mürselat suresinin 8. ayetiyle Tekvir suresinin 2. ayeti. Mürselat'ta feiden nucumu dumiset. Bakın nucum, necim kelimesinin çoğulu. Yıldızlar söndürülünce ve Tekvir suresinde de veiden nucumun kedarat. Yıldızlar kararınca der Allah. Ama gezegenlerle ilgili olarak da İnfitar suresi 82. surenin 2. ayetinde ve idel kevakibun teterat. Gezegenlerse dağıldığı zaman der Allah. Gezegenler dağılacak, yıldızlar söndürülecek. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Bu iki kavramın farklı olduğunu, yıldızların sönecek, söndürülecek olması ışıklarının kendiliğinden olduğunu vurguladığı gibi gezegenlerin kendine ait bu ışıklarının olmadığını gösteriyor. Yani fark tamamen bundan kaynaklanıyor. Yıldız eşittir necim, çoğulu nucum. Gezegen, kevkep, bunun da çoğulu kevakiptir Kur'an-ı Kerim'de. Kevkebe necim manası verilmesi yanlış. O yüzden bizim mealin diğer meallerden farkı bu. Bunu söyleyebiliriz net bir şekilde.